Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 2022 AYT matematik sorularının çözümüne devam ediyorum. 31, 32 ve 33. soruları bu videomda bulabilirsiniz. 31. soru şöyle. Dik koordinat düzleminin birinci bölgesinde fx eşittir 1 bölü x fonksiyonunun grafiği üzerinde bulunan k ve l noktaları şekilde gösterilmiştir. k o l açısı a'ymış arkadaşlar olduğuna göre tanjant a değeri kaçtır diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar fx eşittir 1 bölü x'miş. Şöyle bir yazalım. Buradan arkadaşlar K'ye bakalım. K'nin absesi 1. Görüntüsü nedir? Bakın görüntüsü de şurasıdır. Y eşittir fx'miş ya arkadaşlar. fx de 1 bölü x'miş. E, absesi 1 ise arkadaşlar 1 bölü 1'den 1 çıkacaktır. K yani bunun görüntüsü 1'dir arkadaşlar. L'ye bakalım. Bakın 1 bölü e, xmiş. O zaman x yerine ben absis 2 olduğundan 2 verdiğimde 1 bölü 2'de arkadaşlar L çıkacaktır. Yani L'nin görüntüsü de 1 bölü 2 çıkacaktır. Çünkü f(x) 1 bölü x'e eşitmiş. Yani y eşittir 1 bölü x doğrusu da diyebiliriz tamam mı? Y eşittir 1 bölü x gibi de düşünebiliriz. Peki buradan görüntülerini bulduk. Arkadaşlar. Şimdi, tanjant a'yı soruyor bize ama a'da bir dik üçgen yok değil mi? a'yı dik üçgen oluşturamam ama şunu yapabilirim. Bakın şuraya ben b dersem değil mi? Şurası b olsun. Ee, burada şöyle bir bunun tamamına da x dersem bir dik üçgen oluşuyor. Gördünüz mü? Bakın x açılı üçgen bir dik üçgen oluşuyor ve şurada b açılı bir dik üçgen daha oluşuyor. Yani aslında a artı b x'tir deriz. Tamam a'dan bir dik üçgen oluşturamıyorum ama gördüğünüz gibi dik açılı üçgenler cinsinden a'yı yazabilirim. Yani a'yı ben x eksi b şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Şimdi bana o zaman tanjant a dediği şey şöyle yazalım. Aslında tanjant x eksi b şeklinde olacaktır. Peki bunu ben nasıl yazıyorum? Bakın bunu nasıl açıyorduk arkadaşlar? Tanjant x eksi tanjant b bölü bir artı tanjant x çarpı tanjant b şeklinde yazabiliyordum. Şöyle gösterelim, değil mi? tanjant x arkadaşlar x açısı şurada e, tanjant demek ne demek karşı bölü komşu demek bakın karşıda kim var 1 var komşuda kim var 1 var yani tanjant x demek 1 bölü 1 demek. X'i tanjant B. Bakın B açısı şurada. Artık şu üçgene bakıyorum gördüğünüz gibi. Karşı bölü komşu. Karşıda kim var arkadaşlar? Bakın şu uzunluk 1 bölü 2 idi. Komşuda kim var? 2 var. Yani 1 bölü 2 bölü 2. Yani burası ne demektir arkadaşlar? 1 eksi 1 bölü 4 demektir değil mi? 1 bölü 2 bölü 2 demek takla attır. 1 bölü 4 demektir. Peki isterseniz paydalarını da eşitleyelim burası 3 bölü 4 demektir. Bölü arkadaşlar ne var? 1 artı tanjant x çarpı tanjant b var. Tanjant x'i bulduk. Ne olarak bulduk? 1 olarak bulduk. E şöyle diyelim. 1 artı 1 çarpı tanjant b'yi de 1 bölü 4 olarak bulduk. Yani burası da arkadaşlar 1 artı 1 bölü 4 çıktı. Hadi bunun da paydalarını eşitleyelim diyelim 4 ile. Burası da 5 bölü 4 çıktı. Şimdi bunları böleceğim. Ne yapıyorum birinciyi aynen yazıyorum ikinciyi ters çevirip çarpıyorum sonuç 3 bölü 5 çıkacaktır demek ki tanjant a 3 bölü 5'tir deriz cevap e eşittir Evet 32. sorumuza bakalım. Bir müzede sergilenen bir tablonun asılı olduğu bir duvara A ve B lazer cihazları yerleştirilmiştir. Bu cihazlardan her biri birinci ışını duvar yüzeyi boyunca yere dik ve yukarı yönde göndermekte. Sonraki her seferde o cihaza özel sabit bir açı kadar dönüp duvar yüzeyi boyunca bir sonraki ışını göndermektedir. Yani hep ışınlar eşit açıda gidecekmiş. Aşağıdaki şekildeki gibi A cihazı saat yönünde B cihazı ise saat yönünün tersi yönde hareket ederek her bir cihaz toplam 180 derece döndükten sonra son ışını göndermiş ve durmuştur. Tamam. A cihazından çıkan ikinci ışınla B cihazından çıkan üçüncü ışın birbirine dik. A cihazından çıkan sekizinci ışınla B cihazından çıkan beşinci ışın birbirine dik olmuştur. Buna göre A cihazından çıkan toplam ışın sayısı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar, bakın şöyle birazcık şeklimi büyüteyim. Evet. Bakın şu birinci ışın, şu ikinci ışın. Gördüğünüz gibi birinci ışın ve ikinci ışın diye göstermiş. Şimdi bana söylediği şey şu: A cihazından çıkan ikinci ışınla B cihazından çıkan üçüncü ışın, bir üçüncü ışın gönderiyorum arkadaşlar. Eşit açılı olacak şekilde şöyle gönderiyorum. Bakın bu da böyle gidiyor. Şurada dik olarak kesişiyor. Tamam birbirine dik gidiyor. Peki dik olarak gitti. <laughs> Burada şöyle, şunu gördünüz mü arkadaşlar? Bakın şunlar birbirine paralel. Açılarını bilmiyorum. Ben şunun açısına x dersem arkadaşlar. Şunun açısına da y dersem. Bakın şurası da y oluyor. Burada m kuralı oluştu. m kuralında şu x açısıyla şuradaki 2y açısının toplamı 90 dereceye eşit oldu arkadaşlar m kuralında. Tamam mı? Devam ediyorum. A cihazından çıkan 8. ışın. Bakın şuradan 8. bir ışın gönderiyorum. B cihazından çıkan 5. ışın. Şuradan da 5. ışını gönderiyorum. Bunlar da birbirini dik kesiyormuş arkadaşlar. Şimdi bu 8. ışın ya. Yani bu ne demektir? 8. ışınsa burada kaç tane X açısı oluşmuş demektir arkadaşlar? 7 tane x açısı oluşmuştur. Aynı bunun elimizin parmakları gibi düşünün. Bakın şunlar açı, şunlar açı arkadaşlar. Şunlar da ışınlar şeklinde düşünün. Bakın 4 tane ışın varken 3 tane açı var. O zaman 8 tane ışın varsa 7 tane açı vardır. Demek ki şuranın toplam açısı 7 tane oluyor x şuradaysa şuraya da 6x kalıyor. Doğru mu arkadaşlar? Aynı şeyi burada da düşünebilirim. Bu 5. ışında o zaman e, arkadaşlar 4 tane açı yapmış demektir. 2y buradaysa 2y de şuradadır. Toplamında 4 açı yapmış şeklinde olacaktır. Şimdi buradan da arkadaşlar tamamını bilmiyorum ya kaç tane ışın gönderdi bilmiyorum ya. Şurada oluşan bir dörtgen var. Fark ettiniz mi? Bakın şu 90 derece, şu 90 derece. Şuradaki o zaman 6x ile şuradaki 2y arkadaşlar toplamı 180 olacaktır. Neden? Çünkü 90, 90 daha 180. Şurasını da şuranların toplamı da 180 kalacaktır. Anlaştık mı arkadaşlar? Buradan ben artık yok etme yöntemiyle olabilirim. Ne yapayım? Şu iki yerler ortak ya. Eksiyle çarptığımda 6x'ten 1x çıkarsa 5x olur. Şunlar birbirini götürür. 180'den 90 çıkarsa 90 kalır. 5x 90 ise 1x 18'dir arkadaşlar. Şimdi x açısı zaten A cihazının da A cihazından çıkan toplamışın sayısını soruyor. Arkadaşlar 180 derece tam yapıyor tam dönüyor son ışınını atıyor 180 dereceyi 18'e böldüğümde 10 tane açı var doğru mu açı sayımız 10 Peki ışın sayımız ne arkadaşlar ışın sayımız da bunun bir fazlası 11'dir deriz aynı elimizin parmakları gibi düşünün bakın 1 2 ve 3 tane açı var ama kaç tane ışın var 4 tane ışın var. Yani bir fazlası. O zaman açı 10 sa ışın da 11'dir deriz. Cevap B şıkkıdır. 33. sorumuza bakalım. A ve B gerçel sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde birbirine dik olan 3 y eşittir 2 x artı a, b ye eşittir 3 x eksi 12 doğruları y eksi üzerindeki bir noktada kesişmektedir. Buna göre a artı b toplamı kaçtır arkadaşlar? Şimdi bunlar birbirine dikmiş. Bunlar birbirine dikse arkadaşlar eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Doğru mu? Şunun eğimi m1, şunun eğimi de m2 olduğunda Bunların çarpımı eksi 1'dir. Şimdi arkadaşlar eğimi bulmak için y'nin yalnız kalması lazım. Y'yi yalnız bırakmak için her tarafı 3 ile bölmem lazım. Değil mi? 2 bölü 3 x artı a bölü 3 olmalı ki y yalnız kalsın. Y yalnız kaldığında eğim nedir arkadaşlar? Eğim x'in kat sayısıdır. Yani 2 bölü 3'tür. Peki aşağıdakine bakalım. Bakın her tarafı b'ye böldüğümde Burada da y yalnız kalacaktır. y eşittir. 3 bölü b x x'i 12 b. Buradan da eğimimiz x'in katsayısı yani 3 bölü b olacaktır. Şimdi bunların çarpımı eksi birmiş ya. Yani 2 bölü 3 ile 3 bölü b'nin çarpımı eksi 1. 3'ler giderse arkadaşlar yani şöyle çıktı. 2 bölü b eksi 1'miş. Çapraz çarpımdan B'nin eksi 2 olduğunu görebiliyorum. B eksi 2 çıktı arkadaşlar. Şimdi B eksi 2 ise şurada yerine yazalım. Ne olur orası? Eksi 2 Y eşittir 3 X eksi, eksi 12 doğrusu olur. Buradan arkadaşlar bakın y ekseni üzerindeki bir noktada kesişiyorlar. Y ekseni üzerinde olacaksa x'i ne olmalı? x 0 olmalı. Çünkü y üzerinde kesişmesi demek absisinin yok olmaması demek. O zaman x'e ben 0 verdiğimde şurası 0 olur. x'i 2y, x'i 12 olur. 7 arkadaşlar 6 çıkar. Yani bizim bu noktamız diyelim ki A noktası olsun 0'a 6'ymış. Şimdi bunlar y ekseni üzerinde bir noktada kesişiyorlarmış ya. Şurada da arkadaşlar ben bu noktayı şuraya da kullanabilirim. Yani şöyle derim. Bakın x yerine 0 y yerine de 6 verebilirim demektir. Şurada yerine yazıyorum. 3 çarpı 6 eşittir 2 çarpı 0 artı a olacaktır. Burası 18 şurası 0'dır. Eşittir a. Yani ben a'yı da 18 buldum. Bana sorduğu şey arkadaşlar a artı b'ydi. Yani 18 ile b'yi de biz x2 bulmuştuk. Topladığımızda 16 olacaktır. Cevap A şıkkıdır. Videom burada sona eriyor. Umarım faydalı olmuşumdur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın.